Türkiye'nin ekonomisi maalesef battı, kurtarılmadı. Maliye Bakanı yalan söylüyor. Çarşıya insin, pazara insin, şu tarımı görsün, tahılı görsün, buğdayı görsün, pirinci, yağı görsün. Ben emekliyim, 3000 lira maaş alıyorum, 1500 lira Kahramanmaraş gibi yerde kira veriyorum. 1500 lirayla gaz parası, duz parası ne yine nasıl geçineceğiz? Maliye Bakanı atıyor, tutuyor kendi kendine ama oturduğu yerde yalan söylüyor. Önce bir çarşıya insin. Hatta da bu bakanlar, milletvekilleri hepsi de yalan söylüyor. Asıl Tayyip Başkan'ı heder ediyorlar. Tayyip Başkan iyi bir insan, çevresi bozuk. Tayyip Başkan Allah razı olsun eline geldiğince uğraşıyor ama zapt edemiyor adam, ne yapsın. Bir de Türkiye'nin kaderi böyle. Her 20 senede 10 senede bir muhakkak böyle bir kriz çıkar, tar mar olur. Doğru giderken muhakkak her 15-20 senede bir böyle sıkıntılar doğar. Ben kısa ve öz söylüyorum. Maliye Bakanı hemen orayı terk etsin, kaçsın. Önceki bakan gibi o da hemen bir an evvel gitsin. Bunların işi gücü yalan söylemek. Buyursun beni bulsunlar. Gelsinler çarşıya, pazara. Görsünler. Aa, şimdi mesela bir tarım bakanı geldi. Kahramanmaraş'tan. İnşallah tarımcıdır. Belki düzeltir mi acaba diyeyim. Ya memlekette ne bu hal? Mercimek 26 bin lira olmuş. Etin kilosu efendim 120, 130, 140, 150 bin lira olmuş. Bu millet ne yapacak kardeşim? Savaş mı var? Nedir bu milletin çektiği? Adam Allah'tan korkar. Bunun bir hesabı var. Sabah kıllı topuzu yerler öbür dünyada. Bak görürler. Bu hesabı verecekler bunlar yani. Bu hesabı hazırlansınlar. Kul hakkı yiyorlar. Saygılar sunarım. Başkana bir şey demiyorum. Başkan Tayyip dürüst adam ama çevresi bozuk. Allah yardım et.